Merhabalar. Dün yaşanan İzmir depreminden sonra deprem olgusuyla, deprem gerçeğiyle tekrardan yüzleştik maalesef. Ve her şiddetli deprem olduğunda, her büyük deprem olduğunda bu depremlerin çok sayıda can ve mal kaybına yol açtığını görüyoruz. Çok büyük kayıplar ortaya, çok büyük kayıplarla sonuçlanıyor maalesef depremler ülkemizde. Tabii bu anlamda ilimizde Siirt ilinde de Siirt ilinin deprem durumuyla ilgili Siirt'in deprem selliği açısından Siirt hangi durumda olduğuyla ilgili zaman zaman sorular da geliyor bizlere. Bu anlamda artı Siirt haberin depremle ilgili Siirt'teki deprem gerçeğiyle ilgili soruları var. O sorularını elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım. Tabii sorulardan biri şu, yani deniyor ki İzmir depreminden sonra işte Siirt depremi hazır mı? Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir diye soruluyor. Tabii şunu söylemek lazım. Aslında sadece Siirt, sadece İzmir değil, ülke olarak biz depreme hazır mıyız? Önce bunu sorgulamamız lazım. Çünkü Türkiye bir deprem kuşağı üzerinde yer alıyor. Yani ülke arazisinin büyük bir kısmı, belki de %90'a yakın kısmı aktif. Yani deprem riskinin yüksek olduğu hatlar üzerinde yer alıyor. Bu anlamda ülkemizin büyük bir kısmının deprem açısından riskli bir bölgede yer aldığını söylemek mümkün. Tabii Siirt de bu anlamda böyle. Maalesef Siirt de deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerden biri. Özellikle ilimizin kuzeyi deprem riskinin yüksek olduğu sahalar içerisinde yer alıyor. Yani Siirt şimdi eskiden deprem risk durumunu ifade ederken işte birinci, ikinci, üçüncü derecede kuşaklar şeklinde sınıflandırma yapılıyordu. Ama son zamanlarda AFAD'ın bir sınıflandırması var. Yani çok riskli bölgeler ve az riskli bölgeler şeklinde bir sınıflandırma var. Tabii bu sınıflandırmada Siirt'in riskli bir bölgede yer aldığını söylemek lazım. Hatta yüksek riskli bir bölgede yer alıyor. Bu anlamda Siirt'in deprem açısından risk düzeyi yüksek bir bölgede yer aldığını söyleyebiliriz. Şunu da söylemek lazım. Çok yakın geçmişte Siirt'te büyük depremler yaşanmadığı için Siirt merkezli. Bu anlamda halkın hafızasında, toplumun hafızasında çok büyük deprem gerçeği çok fazla yok. Ama şunu söylemek lazım. Belki çok sık olmuyor. Tarihte çok büyük depremler Siirt merkezli olmamıştır ama Siirt'in çevresinde işte Pervari'de, Lice'de, Hakkari'de, Siirt'in de üzerinde bulunduğu hat üzerinde yani Güneydoğu Anadolu bindirmesi dediğimiz Bitlis, Zagros, Kenetzon üzerinde büyük depremler meydana gelmiş. Bu anlamda Siirt riskli bir bölgede. Bunu belirtmek gerekiyor. Depreme hazırlıklı mıyız? Tabii özellikle Siirt'teki yapıların durumu dikkate alındığında bu anlamda eski Siirt'i oluşturan mahallelerin işte Ulus gibi, Sakarya gibi, Dumlupınar, Tınaztepe gibi mahalleler, Avgül gibi mahalleler var. Bu mahallelerin risk altında olduğunu söylemek mümkün. Çünkü buralardaki yapı durumu çok iyi değil. Yani yapılar eski ve daha çok da eski taş ya da kerpiç malzemelerle yapıldığı için maalesef buralarda deprem açısından büyük riskler bulunmakta. Yani olabilecek şiddetli bir depremde buradaki yapıların zarar görme ihtimali çok yüksek. Tabii yine şunu söylemek lazım. Siirt'in zemini biraz böyle bizim plyo kuaterner dediğimiz dolgu zemin. Biraz daha özellikle batı tarafı yani Diyarbakır, Kezer Çayı'na doğru olan taraf biraz dolgu zemin. Bu zemin açısından da biraz riskler barındırıyor. Özellikle eski Siirt mahallelerini oluşturan mahallelerdeki yapıların bu anlamda risk taşıdığını ve şiddetli bir depreme dayanacaklarını söylemek pek mümkün değil. Bu anlamda riskin burada olduğunu söylemek lazım. Tabii Siirt depremi hazır mı derken deprem sadece bir grubun ya da işte idarecilerin, yöneticilerin yapacağı hazırlıklarla işte olabilecek bir şey değil. Depreme toplum olarak hepimizin hazırlanması lazım. Yani vatandaşın da kendi sorumluluklarını yerine getirmesi lazım. Hem öncesinde, deprem öncesinde
Hem deprem anında hem de sonrasında. Tabii onun yanında da hem yerel yöneticilerin hem kamu idaresinde bu anlamda gerekli adımları atması lazım. Bu anlamda alacağımız bir mesafenin olduğunu söylemek lazım ama şunu da söylemek lazım. Gerekli tedbirler alınırsa deprem riskini en aza indirme şansımız da var. Burada yeter ki doğru adımları atalım. Tabii başka bir soru da Siirt, işte bir olası bir depremde Siirt'te tehlikeli olabilecek bölgeler nereler diye sorulmuş. Aslında az önce de söyledim. Özellikle Siirt'in eski mahalleleri dediğimiz mahalleleri, yani işte eski kent çekirdeğini oluşturan, tarihi kent çekirdeğini oluşturan bölgeler, bu anlamda kent risk grubunun yüksek olduğu sahalar ve bu bölgelerin özellikle kentsel dönüşüme katılması gerekiyor. Buradaki binaların, yapıların kentsel dönüşümle sağlamlaştırılması, sağlıklaştırılması gerekiyor. Bu anlamda özellikle Siirt'in doğusuna denk gelen, işte az önce de saydığım mahalleler vardı. Ulus gibi, Sakarya gibi, Tınaztepe gibi, Ülkü gibi, Doğan gibi mahallelerin bu anlamda özellikle oradaki eski yapıların büyük riskler barındırdığını söylemek mümkün. Yine tabii şu soru sorulmuş, yani deprem bilincine ve gerekli deprem eğitimlerine sahip miyiz toplum olarak? Burada da yine eksiklerimizin olduğunu söylemek gerekiyor. Okullarımızda deprem eğitimleri veriliyor, toplum bilinçlenmeye çalışılıyor, bilinçlendirilmeye çalışılıyor ama bunların da yine istenen düzeyde olduğunu söylemek mümkün değil. Burada da alacağımız mesafeler var. Özellikle tabii oturduğumuz yapılara, binalara dikkat etmemiz gerekiyor. Oturduğumuz binalar sağlam mı değil mi? Önce vatandaş olarak buna çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Hangi binada oturuyoruz ve bu bina nasıl bir bina? Binanın niteliğine dikkat etmek lazım. Tabii bunun yanında da yine deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerekiyor? Bunlar da önemli. Ya yani bir deprem planımızın olması gerekiyor. Toplum olarak bir planımızın olması lazım. Yani tahliye noktaları nereler olacak? Deprem esnasında neredeysek nasıl davranacağız? Hangi davranış tarzımız olacak? Mesela şu bilgiyi de vereyim sizlere. Özellikle depremdeki ölümlerin, yaralanmaların çok büyük bir kısmı deprem esnasındaki yanlış uygulamalardan kaynaklanmaktadır. Yani siz binanın içerisindeyseniz, çok katlı bir binanın içerisindeyseniz, deprem olduğunda, sarsıntı meydana geldiğinde, eğer koridorlara, merdivenlere doğru koşarsanız, kaçarsanız muhtemelen başınıza bir iş gelme ihtimali çok yüksek olur. Bu anlamda doğru davranış tarzını da bizim toplum olarak öğrenmemiz lazım. Deprem olduğu anda nasıl davranacağız? Nerede duracağız? Nasıl saklanacağız? Bunları öğrenmemiz lazım toplum olarak. Bu konuda tabii genel olarak eksiklerimiz var ama tabii maalesef her deprem olduğunda depremle ilgili bazı şeyleri de öğrenmiş oluyoruz. Ya da deprem hafızamıza tabii daha bir yer daha edinmiş oluyor. Bu anlamda maalesef biraz böyle yaşayarak öğreniyoruz ama tabii yaşadığımız acı tecrübeler inşallah bundan sonra bize ders olur ve deprem gerçeğini de öğrenmiş oluruz. Yani şunu mutlaka ama mutlaka artık öğrenmemiz gerekiyor. Yani deprem hayatımızın bir parçası. Ülkemiz bir deprem kuşağı üzerinde yer alıyor. Bir deprem bölgesinde yer alıyoruz. Ülkenin kuzeyi, doğusu, güneyi, batısı her tarafı bu anlamda riskli bölgeler içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla deprem gerçeğiyle yaşayarak, bunu öğrenerek ve deprem anında nasıl davranmamız gerektiğini, hangi binalarda oturmamız gerektiğini, nasıl nerelerde toplanmamız gerektiğini öğrenerek, bu bilinçle yaşayarak depremin oluşturacağı hem maddi hem manevi hem can kayıplarını en aza indirmiş olabiliriz. Şunu da söylemek lazım. Afetlerin etkileri, tabii can kayıpları çok önemli, çok büyük insan kaybı en önemli kayıptır ama onun yanında da çok büyük maddi kayıplar oluyor. Bazen işte yapılan yanlış uygulamalar ya da eksik uygulamalar bu kayıpların katlanarak artmasına yol açıyor. Doğru eğitimlerle, doğru yöntemlerle, iyi bir eğitim sisteminde depremin tam olarak öğrencilere, okullarda gençlere, çocuklara öğretilmesi gerekiyor, aktarılması gerekiyor. Tabii bunun yanında da deprem tehlikesinin farkında olan
deprem bilinciyle hareket eden bir topluma ve idarecilere, yöneticilere de ihtiyacımızın olduğunu da söylemek gerekiyor arkadaşlar.